Merhabalar, ben Beren. Sağlıklı bir yaşam için neler yapmaya çalışıyorum? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ben konu uzmanı değilim elbette. Ancak yaklaşık 2-2,5 yıldır bu konuyla ilgileniyorum. Sağlıklı besleniyorum ve düzenli egzersiz yapıyorum. Kendi açımdan çok yol kat ettiğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz, yemek kültürümüz çok zengin. Poğaçalar, kekler, mantılar, dolmalar, tatlılar hayatımızın bir parçası. Arkadaşlarımızla, yakınlarımızla bir araya geldiğimizde hep bir şey yeriz. Evde ya da dışarıda olalım, mutlaka bir yemek masasında buluşur, çayımızı, kahvemizi tatlısız içmeyiz. Bizim normalimiz, rutinimiz böyle. Millet olarak böyle mutlu oluyoruz sanki. Sanki diyorum çünkü ben böyle mutlu olmadığımı artık anladım. Nasıl başladı pek hatırlamıyorum ama yediklerimin içeriğini merak ettim. Paketli gıdaların etiketlerini okumaya başladım. Önce porsiyonlarımı küçülttüm. Karbonhidrat nedir, protein nedir, hangi besin grubuna girer bu süreçte kavradım. Buna göre öğünlerim şekillendi. Tabi arada yanlış yaptığım şeyler de oldu. Mesela bir ara sağlıklı diye çok yulaf yiyordum. Sonra bunun böyle olmadığını anladım. Dengeyi bulmak önemliydi. Almam gereken besinler ve bir kalori miktarı vardı. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay olmuyor tabii. Ama bunlara güzel alternatifler bulabiliriz. Örneğin aç olmadığın halde bir şeyler mi yemek istiyorsun? Cips yerine kuru yemiş veya meyve yiyebilirsin. Pirinç yerine bulgur tüketebilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek. Meyveli maden suyu yerine sade olanı tercih edebilirsin. Su, sağlıklı yaşamın birinci altın kuralı. Olmazsa olmazımız. Suyu günde 2-2,5 litre içmeliyiz. Şekerin ise ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu hiç tüketmemek gerekiyor. Her gün yarım saat yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandırır. Bunun yanı sıra egzersiz yaparsak da mükemmel olur. Ben temiz beslendiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bunu yapmalı. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı, toksik insanlardan arınmalı, mutlu olmayı seçmeli. Bütün bunlar sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazları. Bu konuda hakkında söyleyeceklerim özetle bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.